Sevgili seyirciler, DEM Parti milletvekilleri meclisin genel kurulunda İstiklal Marşı'na eşlik etmemişti. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bu duruma tepki göstermişti. O tepki gerginliğe neden oldu. Meclis bahçesinde de o gerginlik devam etti. Hakaretler ve saldırılar eşliğinde. Belediye meclis salonlarından Türk bayrağını kaldırdılar. İstiklal Marşı okunmasını engellediler. Atatürk'e hakaretten geri durmadılar. CHP ile işbirliği yapan DEM Parti'nin son skandalı 23 Nisan'da yaşandı. Milletvekilleri genel kurulda İstiklal Marşı'na eşlik etmedi. Belediye başkanı makam odası ve meclis toplantı salonlarından Türk bayrağını çıkaranların, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasından imtina edenlerin. DEM Parti'nin tavrına DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan sert tepki geldi. Aksakal, meclis kürsüsünden terör destekçilerini topa tuttu. Atatürk'ün ve Cumhurbaşkanı'nın resimlerini kaldırmaya cüret edenlerin, Cumhuriyet'in ilanı sonrasında emperyalist kışkırtmalar neticesinde devlete baş kaldıran asilerden hiçbir farkı yoktur. Bu sözler DEM Partili milletvekillerini rahatsız etti. Tartışma meclis bahçesine taştı. Ağrı milletvekili Sırrı Sakık, Aksakal'a hakaretler savurdu. Terbiyesiz adam. Burası bağırma yeri. Terbiyesiz, şerefsizlik yapma. Bağırmadan konuşacağız. Dayı mısın sen? Bağıra bağıra yine yüksek sesle ağza alınmayacak hakaretvari sözler söyleyerek aynı çizgide yürüdük. Onlar kendi yerlerine gittiler. Biz kendi ofisimizin olduğu tarafa geldik. Önder Aksakal, Sakık'a Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu hatırlattı. Eşkıyalığı dağlarda yaparsın sözleriyle terör örgütüne verdikleri desteği işaret etti. Bu eşkıyalığı dağlarda yaparsın. Burada değil. Sen dağların hizmetçisi olamazsın. Deyim yerindeyse eşkıya gibi davranmaya kalktı. Tehditler, şantajlar falan gibi. Ben de burası dağ başı değilsen eşkıyalığını dağda yaparsın dedim. Burada yapamazsın. Önder Aksakal, DEM Parti'yi terörle arasına mesafe koymaya çağırdı. Bölgedeki MOBESA kameralarının görüntülerini ben resmi olarak istedim. Yarın onlar da geldiğinde nasıl bir süreci yürüteceğimizi hukukçu arkadaşlarımızla birlikte değerlendireceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.